Ben çok para kazanacağım, işte zenginlerin dolaştığı yerlerde dolaşacağım. Varlıklarla konuşmak güzel ama hayatınızı değerlerin üzerine kuruyorsunuz. Ama herkes aynı fikirdeyse bakın oradan çok belalı bir iş çıkar. Merhaba arkadaşlar. Emre Alkin'le Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, hocam başlamadan önce bir abonelik hatırlatması yapalım mı? Tabii yapalım arkadaşlar. Benim burada verdiğim cevapların hiçbiri çalışılmış değil. Çünkü sizinle konuşurken kağıttan değil, gönülden konuşuyorum. Akıldan konuşuyorum. Aynı zamanda kalbimden konuşuyorum. Ben bunları yaparken eğer Sapiyen'e üye oluyorsanız çok mutlu oluruz. Çünkü bu samimiyette bir başka programa hiç katılmadım. O yüzden şimdi söz Sapiyen'in sorgucularında. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Hocam bugünkü bölümümüz para nasıl harcanır nasıl harcanmaz? Şimdi bir söz var. Para kazanmak beceri, harcamak kültür işidir diye. Ne ifade ediyor size bu söz? Parayı kenara ayırmak önemli bir kere. Yani küçük yaşta tasarruf alışkanlığı mutlaka lazım. Ancak şunu söyleyeyim. Parayla tatmin olabilmek kolay bir iş değil. O yüzden entelektüel kapasitenizi geliştirmeniz lazım. Yani çeşitli zevklere nasıl diyeyim ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de tecrübe gerekli. Hemen gelmez o. Ama hemen hemen şunu söyleyebilirim ki her yaşta mutlaka bulunduğunuz ortamın dışına çıkacak bir tecrübe yaratmanız gerekiyor. Bu bir tatil olabilir. Bir başka çalışma ortamı olabilir. Bir spor karşılaşması olabilir. Bir sanat etkinliği olabilir. Ama sadece salt parayı saklama üzerine gider de parayı büyütmek isterseniz büyük sıkıntıya uğrarsınız. O yüzden benden size tavsiye şunu unutmayın. Parayı saklama güzeldir ama zevkine harcamak hünerdir. Çok saklamayın biraz da harcayın diyorsunuz. Eh, ya. Peki siz mesela Para harcamayı nasıl öğrendiniz? Gençliğinizde mesela yanlış harcamalar yaptınız mı? Yanlış yaparak mı öğrendiniz? Ben gençliğimde çok yanlış harcamalar yaptım. Nedeni şu, e, her zaman bütün videoları da tekrar ettiğim gibi e, ihtirasla ihtiyaç arasındaki çizgiyi doğru yerden çekmedim. Ama bunu da çok normal buldum. Babam da hatta rahmetli normal buldu. Çünkü genç ismi üstünde işte delikanlılık var vesaire. Bazen çılgınca işler yapacaksın. O çılgınca işlerden de tecrübe çıkardım. Ama Gerçekten parayı doğru yere harcama sanatını da etrafı seyrederek anladım. Yani başkalarının ne yaptığına dikkat edeceğimi, kendimin ne olduğuna, hedefimin ne olduğuna, bu evrende bana tariflenmiş olan şeyin ne olduğuna dikkat ettim. Yani Emrahkin ne olabilir? O yüzden ne gibi tecrübeleri sahip olmalı, nelere sahip olmalı diye. Sonra 30 yaşına geldiğinizde bir şey daha öğreniyorsunuz. Varlıklarla konuşmak güzel. Ama hayatınızı değerlerin üzerine kuruyorsunuz. Çünkü varlıkların üzerine kurulmuş bir hayat, İskambil kağıdından oluşmuş kaleler gibi devrilebiliyor. O yüzden kendinize ait değerler olacak. Bu değerlerin hiçbiri ahlakın dışında tariflenmemeli. İnsanların kolunu elini bükerek para kazanmak iyi bir şey değil. Yani şöyle İngilizce bir laf vardır biliyorsunuz. Yani, ne yaparsan sana geri dönerdi. Dolayısıyla bunu unutmayın. Gençlikte hata yapılır. Ama vahim hatalar yapmayın. Çünkü para konusu üzerine yaptığınız vahim hatalar sizi yaşlandığınızda bulur. İnsanlar sizi hep öyle hatırlar. Borç alacak ilişkisinde de böyle olur. Bakın, 30 yaşında bir arkadaşıma borç verdim. Unutamayacağım bir meblağdı. Sordum, ödeyeceğim dedi. Bir daha sordum, ödeyeceğim dedi. Üçüncüsünde parayı getirdi. Ne dedi biliyor musunuz? "Emricim borç verdin ama tat vermedin." dedi. Arkadaşlığımız bozuldu. Bugün zengin. Ama hala o günü hatırlıyor. Ağzında buruk bir tat var. Yani bu para işini, para kazanma işini, parayı kullanma işini, yatırım yapma işini mutlaka ahlaki prensipler ve akılcılıkla yapın. Akılcılık çok önemli. Yani rasyonel olmak bazen karşınızdakini kısa süreli üzmek anlamına da gelebilir. Ama onun arzu ettiği şeyi siz verdiğiniz zaman zor duruma düşeceksiniz. Vermeyin. Bir süre sonra sizi anlar. Ama istediği zaman verdiğinizde e bu sefer geri istediğinizde mutlaka bir kalp kırıklığı oluşacak. O yüzden benden size tavsiye. Bu para işini son derece nazik, son derece kırılgan bir şekilde ele alın. Bir güvercini elinizde tutar gibi. Çok sıkı tutarsan kanadını sakatlarsın. E çok gevşek tutarsan da uçar gider. Bir güvercini tutarmış gibi tutun. Yani söylediğim sevgi ve aşka nasıl muamele ediyorsanız elinizdeki parayı da o şekilde muamele edin. Gitti diye çok üzülmeyin mutlaka geri gelecektir. Şunu unutmayın. Para geri gelir ama mutluluk bazen geri gelmez, zaman bazen geri gelmez. Zamanınızı doğru harcayın, parayı doğru harcadığınız gibi. Peki hocam, nasıl para harcamalıyız, nasıl harcamamalıyız? Bir kere bütçenizi bileceksiniz. Yani bütçe çok önemli bir şey. Bütçe bence üniversiteden önce öğrenilmesi gereken bir şey. Ee, bütçe nedir? Bir gencin bütçesi annesi babasının eğer verebiliyorsa ona verdiği e, harçlık üzerine de eğer ki çalışkansa bir iş bulmuşsa ya da kısa süreli bir iş bulması üstüne eklediği para ha bundan yatırım geliri elde ediyorsa onu da üstüne eklediğinizde A artı B artı C gibi bütçeniz oluşuyor. Şimdi bu bütçe sonuçta arzu ettiğiniz mal ve hizmetlerden sınırlı sayıda almanız sonucunu yaratır. Çünkü sonsuz sayıda bir şey alamazsınız. Paranız zaten kısıtlı. Bütçe içerisinde yaşarken belli bir kısmını da tasarruf etmeyi ihmal etmezseniz ve bu tasarruflarınızı gerçekten sizi mutlu edecek, gerçekten size fayda getirecek, gerçekten ihtiyacınızı karşılayacak işlere harcarsanız bence parayı doğru kullanmış olursunuz. Ama başkalarının itip kalkmasıyla, başkalarının ondan sonra size yaptığı reklama kapılarak gidip size hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri aldırtıyorlar ise bazı ortamlar ha o doğru bir şey değil. O zaman parayı doğru kullanmamışsınızdır. Sonuçta bakın Harcadığınız her kuruş paradan fayda elde etmeniz lazım. Fayda nedir? Bir kısım tatmin duygusudur ama her zaman söylüyorum yani her tatmin duygusu eşittir fayda değildir yani. O an tatmin olursunuz sonra vay başıma gelenler dersiniz. O yüzden fayda var mı bunda? Mesela fayda ne? Bir, sevdiğinizi mutlu ediyor musunuz? İki, kendinizi mutlu ediyor musunuz? Üç, tüm bu mutluluktan size bir fayda geliyor mu? İktisadi fayda da gelebilir, toplumsal fayda da gelebilir. Bunlara bak. Bunların hiçbiri gelmiyorsa arkadaş zaten parayı yanlış ara harcamışsın bundan da bir ders çıkarmalısın. Biz buna öğrenmenin maliyeti deriz. Yeter ki çok fazla parayı kaptırma bir yere. Peki sizce genel olarak para yanlış kişilerin elinde mi? Bence Türkiye değil. Türkiye'de özellikle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yanlış kişi diye bir şey yok. Yanlış işlerden para kazananlar var. Yani Etik ve ahlak dışı. O yüzden Adam Smith'i biliyorsunuz iktisadın babası. Bütün iktisat kitabını yazarken içinde pek ahlaktan bahsetmedi diye bir vicdan azabı duymuş. Ama iktisadın kitabının içerisinde ahlaktan bahsedilmiyor diye ahlaksız bir fonksiyon değildir. bir kere onu söyleyeyim size. Yani toplumun değer yargıları ve kanunlar çerçevesinde yapılan işlerin hepsi helaldir. Onda bir sıkıntı yok ama şöyle diyeyim size kanun dışı para elde edenler veya insanlara yalan söyleyerek para elde edenler, mal ve hizmetin içinden çalarak para kazananlar yanlış kişilerdir. Para onları bir süre gider ama hep aynı şeyi anlatıyorum size. Yani Havadan para kazanan insanların çok rahat harcadığını gördüm. Ama büyük emek vererek, katma değer yaratarak, güzel işler yaparak para kazananlar o insanlar gibi deli gibi saçmıyorlar paralarını. Çok dikkatliler, tekrar hayır işlerini harcıyorlar veya kendilerini mutlu edecek güzel işler yapıyorlar. İki insanı birbirinden bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama bakın, insan dediğiniz özgür bir yaratık. Ne diyorum? Yaptığınız her hareketin içerisinde özgür irade var. Özgür iradenizde nereyi seçeceksiniz ben bilmem ha. Benim gönlümden geçen sizin doğru işleri yapan gençler olmaz. Ama şöyle diyeyim size yani gıpta ettiğiniz kişiler eğer tuhaf ise o zaman bulunduğunuz ortamla sadece değil bulunduğunuz coğrafyayla da alakalı bir sıkıntı var. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz coğrafya gerçekten sıkıntılı insanların pek makbul olmayan insanların çok büyük para kazandığı yerler gibi gözükse de medeni ülkelerde kazanılan paraları ve oluşan katma değerlerinin yanında kusura bakmayın kovada damla kalıyor. Dünyanın en büyük devi dijital devler. Ne yapıyorlar? Alaksız bir şey yapmıyorlar. ya sonuçta insanlara çağrı bulunan altyapılar yapıyorlar, yazılımlar yapıyorlar vesaire diye. Birçok şirket var dünyada yani. Mesela Almanya'nın milli gelirinden daha büyük şirket değeri olan değil mi? Ondan sonra kuruluşlar var vesaire var. Şimdi bunlar ne yapıyor? Ahlaksız iş mi yapıyorlar? Yapmıyorlar. Ama bizim coğrafyamızda çok para diye tarif edilen paralar aslında medeni dünyada, medeni dünyadayken batıyı kastetmiyorum yani. Ahlaklı işlerin yapıldığı ortamlarda çok küçük paralar olarak kalıyor. Misal, meşhur Yunanlı Onassis teknesine zenginleri çağırmış dünyadan. Bir tane Teksaslı milyarder bütün oradaki kadınlara dönüp ben de 15 milyar dolar para var diyormuş. Ve övünüyormuş. En sonunda Onassis akşamüstü adamı bir yanına çağırmış. Demiş sen de çok para var. Evet var demiş. Teksaslı. Sayıyor biliyor musun paranı? Sayıyorum demiş 15 milyar dolar. Ona siz demiş ki paranı sayabiliyorsan senin çok paran yok demiş. Bu kadar basit yani. Şimdi sürekli olarak kafanızda para 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 dediğiniz zaman parayı büyütme imkanı olmadığı gibi size çok gelen şey başkasına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Hele ki temiz kaplı vicdanlı insanlar hiç ilgilenmezler böyle şeylerle ve ben görüyorum ki hakikaten hesapsız parayı kazanan insanlar genellikle parayı hesap etmeyen insanlar. Parayı düşünmeyen insanlar oluyor. Bunu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Hocam şöyle bir şey var Türkiye'de özellikle. Böyle okumuş, eğitim görmüş, kendini geliştirmiş, rafine insanlar, gençler çok para kazanamıyorlar. Ama işte crew diye tabir ettiğimiz biraz böyle ticaretten anlayan herkes çok para kazanıp çok zengin olabiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında tam öyle değil. Mesela sizi şaşırtacağım bu konuda. Özellikle çok eğitimli gençlerin startuplar kurarak, o sizin bahsettiğiniz hani bizim uygun görmediğimiz tarzda yaşayan, ondan sonra genellikle e, ahlak erozyonuna uğramış, örf ve adetlerini uyguluyor derken aslında ondan çok uzak davranan kitleden çok daha büyük para kazandığını görüyorum. Çok daha kendilerini yettiğini görüyorum. E, dünyanın önemli organizasyonlarında, Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla içinde olduklarını görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Mesela ama sayıları o... da az. Efendim? Sayıları da az bu e insan. Zaten bu da çok normal. Yani çok çok az sayıda insan zaten o güzelliğe ulaşıyor. Bakın bu korkunç bir yarış. Ama bu yarışın içerisinde dediğin gibi e, bir bir 100 metre koşu yarışı değil, bir maraton bu. Yani çok hızlı depar atıp kalkanlar e, yarışın daha başında bazen yorulabiliyor. Aslında sakin sakin kaplumbağa adımlarıyla işe başlayanlar bak bakıyorsunuz ipi göğüslüyor. Ondan sonra hızını doğru tutturanlar e, yavaş yavaş tecrübe kazanarak işlerini büyütüyor e, ve toplumda saygın bir yere kavuşuyorlar. Bizim maalesef zenginlerimiz tüketim toplumunun en önde gelen bireyleri olmaya çalıştıkları için e, biz bir yere gidemiyoruz. Mesela görüyorum bu dünyanın her yerinde işte muazzam etkinlikler oluyor çok büyük markaların hep bizim Türkler oralarda dolaşıyor ama en iyi müşteri olarak mesela. Tamam mı? Yani herhangi bir markanın yaratıcısı olarak bir iki kişiyi görüyorum. Onlarla da gurur duyuyoruz zaten. Aralarında kadınlar da var, erkekler de var ama baktığımız zaman bizim zenginlerimiz yani zengin kesimimiz yarat dünyada dünya ölçeğinde yarattığı şeylerle değil, dünya ölçeğindeki markalardan satın aldıklarıyla övünüyorlar. Kültür. Bunun değişmesi biraz zaman alacak. ama ben şuna inanıyorum. Yani bugün ödüllü sanatçılarımız, ödüllü tasarımcılarımız veya çeşitli dallarda yüksek seviyeye ulaşmış olan sporcularımız vesairelerimiz, o bizim zenginlerimizden çok daha fazla rağbet görüyor, çok fazla itibar görüyor. Bir bakıyorsunuz ondan sonra, ondan davet edilmişler çok önemli organizasyonlara ve dünyanın lehine, insanlık lehine yapılan işlerin içindeler. O yüzden böyle bakmak lazım. Yani çok para kazanmak, çok itibarlı insan olmanın ön koşulu, değil. Yani insanlar onları yapıyor ama onların itibarlı olduğunu göstermez. Fakat demin de belirttiğim gibi hedefiniz ne? Ya itibarlı bir insan olmaksa merak etmeyin. Sonunda arzu ettiğiniz yere gelirsiniz eğer ilkelerinizden şaşmazsınız. Hayır ben çok zengin bir insan olmak istiyorum ve parayla itibar kazanmak istiyorum derseniz o itibarın geçtiği yerler iyi yerler değil. O yüzden tercih sizin. İtibarlı insan olmak için ilkelerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Merak etmeyin, biraz sabredin. Sonunda güzel bir yere varacaksınız. Yok, ben çok para kazanacağım. İşte zenginlerin dolaştığı yerlerde dolaşacağım. Diyeceksiniz. O zaman size şunu söyleyeyim arkadaşlar: Varlıklı olmakla zengin olmak arasında çok ciddi bir fark var. Abeniz olsun, varlık dediğiniz şey nesilden nesile gider. O yüzden yani kendi yarattığınız işlerle sadece kendiniz övüneceksiniz. Yani yaptığınız işleri klasikleştirmeyeceksiniz. O zaman ben size söyleyeyim. Yani içi boş tenekeden başka bir farkı olmayacak. Kusura bakmayın bu tanımlamam için ama işte bugün baktığımızda koca koca müesseselerin veliyatlarını da bazen görüyorum. Yani içini doldurmayacak söylemler, içini doldurmayacak işteler. E, o yüzden siz kendinizi geliştirin. Sakın ha kötü örneklerden ne yapmayın? Ondan sonra emsal almayın kendinize. Hocam zenginlik bağırır, servet fısıldar diye bir söz var. Sessiz lüks hakkında ne düşünüyorsunuz? O kendinizi e, nasıl diyeyim, e, tatmin ettiğiniz, kendinize e, fayda gördüğünüz, sevdiklerinizi de e, nasıl diyeyim e, içine e, katarak e, bir alem yarattınız, bir güzellik o. O evet. servet dediğiniz şey o. Ama servet korundukça ve nesilden nesile devam ettikçe önemi artan bir şey. Yoksa servetiniz vardı, altından girdiniz, üstünden çıktınız, kimseye de bir şey bırakmadınız paylaşmadınız. Hepsini yediniz. O bir süre sonra ispi zenginlik oluyor. Dolayısıyla bağırmışsınızdır. Dolayısıyla serveti nesilden nesile aktarmak için mutlaka bir kurallarınız, bir kurallar manzumeniz olması gerekiyor. Bu kurallarınızı sizden sonraki nesile, gençlere de öğrettikçe onlar da satıp salmak, efendim işte hayal ettikleri o delilikleri yapmak amacıyla sizin bıraktığınız serveti eritip değil mi yanlış bir yola sapmazlar. O yüzden serveti tutmak, serveti elde etmekten çok daha zor bir melekedir. Bunun için de mutlaka medeni bir yaşam ve bir kurallar manzumesine sahip olmanız lazım. Bazıları bunun için aile anayasası falan yazıyor ama oraya kadar gitmeye gerek yok yani. Çünkü çocuklar anne ve babadan görerek davranırlar. Siz anne baba olarak ileride Örnek davranışlar sergiliyorsanız merak etmeyin çocuklar da raydan çıkmaz. Hocam birinci nesil çok çalışıp kazanır, ikinci nesil yer, üçüncü nesilde sanat tarihi okur diye bir söz var. Hmm. Doğru mu sizce? Bu tabi ailenin verdiği terbiyeyle doğru orantılı. Ben nice aile görüyorum. Yani 200-300 yıldır çok zenginler. Bazen İstanbul'a geliyorlar. Mesela söyleyemeyeceğim onların markalarını. Hani balerinden tutun, diş hekimine kadar kocaman bir aile meclisi var ama hala o isim büyük bir şekilde devam ediyor. Ve aile hep beraber karar veriyor yatırımlara. Neyi yapacağını, neyi yapmayacağını. Bununla alakalı işte bizim gibi de bilim insanlarından sunumlar dinliyorlar. Hani gelecekle alakalı. Demek ki bu öyle bir şey değil. Yani elbette ki herkes annesinin babasının işini yapmak mecburiyetinde değil. Dolayısıyla birisi iş insanı oldu diye onun oğlu ya da kızı fabrikayı ya da hani devralacak diye bir kayıt diyor. Ama dediğim gibi servetin devamlılığını sağlamak için bir gelenek oluşturmak bu gelenekte de ya canım o işte o kızdır o karışmasın işte öbürü balerin olduğu girmesin değil. Farklı fikirlerin istişare için ne kadar önemli olduğunu anlayıp bir meclis oluşturmak lazım. O zaman bir bakarsınız bu, bunun için çok büyük paraya da ihtiyacınız yok. Kimine göre küçüktür kimine göre büyüktür. Ama bir aile firması veya yani oluşturulmuş olan bir servetle alakalı bir karar alacaksa bir meclis oluşturur. 20-30 kişi hep beraber karar verirler. Herkes de bu kararın arkasında durur. Ve merak etmeyin oradan yanlış karar çıkmaz. Çünkü farklı düşüncelerin bulunduğu bir yerden ben yanlış bir karar çıktığını pek az gördüm. Ama herkes aynı fikirdeyse bakın oradan çok belalı bir iş çıkar. Herkes büyük bir heyecanla alkışlar alınan kararı ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Büyük hüsran olur. Dolayısıyla ailenin içindeki ya da servetin üyesi olan Farklı fikirdeki insanları mutlaka bir araya toplayıp bu servetin devamlılığını sağlamak için istişare yapmak bence en önemli meziyet olmalı. Yani paramız olduğunda meclis toplamasak bile en azından profesyonellere etrafımıza danışabilmeliyiz. Evet. Ama para ailenin parası, dolayısıyla aile mutlaka buna karar vermeli. Profesyoneller yukarıdaki kararın doğru şekilde uygulanmasını sağlarlar. Yani aile neye karar biliyor musunuz? doğru işe karar verir. Profesyoneller işi doğru yapar. Aman arada karıştırmayalım yani. Hiçbir profesyonel ait olmadığı bir ailenin servetiyle ilgili karar vermeye kalkmamalı. Tam tersi diyorum bakın. Aile doğru işi bulur ve profesyonel de işi doğru yapar. İşte bu kadar basit. Güzel söz. Peki hocam ben nasıl büyük adam olacağım? Demin de dediğim gibi küçük ya da büyük elde ettiğiniz servetin timeless yani zamana bağlı kalmaksızın ilelebet ne olmasını sağlıklı olarak nesilden nesile devam etmesini sağlayarak. Teşekkür ederiz. Emre Alkin'le beraberdik. Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım serisinde. Lütfen bir sonraki bölümler için Sapiyen'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.